Sanayi sitesinde bulunan 3 kamu bankası şubesi arasında yer alan Vakıfbank şubesinin siteden taşınması ile sanayi sitesi esnafları tepki gösterdi. Şimdi burada bundan başka 2 tane daha bankamız var. Bu banka Vakıflar Bankası kamu bankasıdır. Kamunun görevi, birinci görevi vatandaşa hizmettir. İkinci görevi kârdır. Dolayısıyla burada esas olan halka hizmet olması lazım. Halka hizmet ederken de tabii ki kâr edecek. Fakat burası kâr etmiyorsa biraz kendilerini sorgulamaları lazım. Yani bir kamu bankası eğer kâr edecekse özel sektör gibi çalışması lazım. Özel bankalar gibi çalışması lazım. Yani buranın işte zarar etti ve biz burayı kapattık demeleri buraya yapılmış bir haksızlıktır. Sanayi sitesine yapılmış bir haksızlıktır. Sanayi sitesinde 1063 tane esnaf var. Direkt kooperatif üyesi olarak yan üyelerle birlikte yaklaşık 1500 tane burada esnaf var. 1500 tane esnaf var, kaldı ki bir de çevre mahallelere hizmet veriyor. Dolayısıyla bu buraya yapılmış bir haksızlık diye düşünüyoruz. Bankanın burada kalkması bizim için bir ölüm yani. Gitmemesi lazımdı. Burada esnaf çok kredi çekmişti, kredi kullanmış. Burada banka batıklı hesapları vardı, post makineleri vardı. Hesap burada adam ayağının önündeydi. Gitmesi bizim için tabii çok zor. Burada hastanelere gitmek zor. Yani memnunduk yani, şikayetimiz yoktu. Keşke de kalsaydı bir daha. Bize sorsa biz belki orada yine tayin ederdik kendisini ama maalesef soran olmadı. Elazığ Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkan Vekili Cebrail Karlıdağ yetkililerden destek beklediklerini belirterek başta esnaflar olmak üzere vatandaşların mağdur edildiğini söyledi. Esnafın mağduriyetini gidermek için bizim tepkimiz, yani esnaf mağdur oluyor. Buradan araştırma hastanesinin oraya gitmesi bir hayli yol, artı zaman park edecek yer bile yok. Burada esnaf arabasını dükkanına park edip gelip havelesini, çekini vesairesini yapıp gidiyordu. Şimdi bunun burada kalkması, bir sanayi sitesi yapı kooperatif başkanı olarak bize gelip bir sorsalardı belki biz kendilerine bir yer gösterirdik, yer bulurduk, yardımcı olurduk. Maalesef gelip ne soran oldu, ne ilgilenen oldu. 1063 tane bizim üyemiz var sanayi sitesinde. 1063 kişinin rahat edilmesi bizim için çok iyi bir şeydi. Ama şimdi 1063 kişinin tabii hepsi değil ama mağdur olacak. Burada alışveriş yapan arkadaşlarımız, esnaflarımız var. Kapandı gitti burası şimdi. Ama bak gelip adamlar mesela boş geri dönüyorlar.